Sinema dünyamızın kıymetli mensupları, çok değerli sanatçılarımız, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Sanatçılarımızdan ve film yapımcılarımızdan oluşan bu değerli heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milletin evinde ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Ziyaretiniz için her birinize şahsım, milletim adına şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan yeni sinema kanununun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Meclis bizim 2004 yılında çıkardığımız 52-24 sayılı kanunda yaptığı son değişikliklerle yakın dönemde yaşanan krizin de çözülmesini sağlamıştır. Sorunun suhuletle aşılmasında en büyük pay sahiplerinden biri de Kültür ve Turizm Bakanlığımızdır. Kanuni değişikliğin sektördeki tüm tarafların uzlaşmasıyla gerçekleşmesi de ayrıca takdire şayandır. Uzun ve titiz bir çalışmanın ürünü olan bu son değişiklikle sinema sektörümüz inşallah daha da büyüyüp serpileceği, günün ihtiyaçlarına ve gereklerine uygun bir kanunu özellikle bir çerçeveye oturtmuştur. Oyuncularımız ile yapımcılarımız bundan sonra vakitlerini ve enerjilerini nitelikli projeler, kaliteli sinema filmleri üretmek için sarf edebileceklerdir. Değerli dostlar, Türkiye son 16 yılda sadece ekonomide, altyapı yatırımlarında, ulaşımda, sağlıkta, turizmde değil, aynı zamanda sinema ve dizi sektöründe de ciddi atılımlara girmiştir. Türk sinemasının yakaladığı bu ivmede 2004 yılında çıkardığımız 52-24 sayılı kanunun çok ciddi katkısı vardır. Sinema sektörüne verilen devlet destek ve teşviklerinin artması beraberinde daha nitelikli, daha başarılı, çok daha fazla izleyiciye ulaşan eserlerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. 2002 yılında vizyona giren yerli film sayısı 9 iken 2018 yılında 180'e, 2 milyon olan yerli film seyirci sayısı 2018 yılında 44,5 milyona ulaşmıştır. Yerli film izlenme oranında ise ülkemiz %63 ile Avrupa'da birinci sıraya yükselmiştir. Bugün Türkiye'de her yıl 100'ün üzerinde dizi üretilmekte. Bu dizilerimiz dünyanın 156 ülkesine ihraç edilmekte ve yaklaşık 500 milyon kişi tarafından izlenilmektedir. Türk dizilerinin ihracatı 350 milyon dolarlık bir hacme ulaşmış. Böylece ülkemiz bu alanda Amerika'dan sonra ikinci sıraya yerleşmiştir. Hiç şüphesiz bu gurur tablosunun mimarları oyuncusuyla, yapımcısıyla, senaristiyle, yönetmeniyle sinema emekçilerinin tamamıdır. Yeni düzenleme sonrasında Türk sinemasının başarı çıtasını daha da yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Emekleriniz, fedakarlıklarınız, ülkemizin ve milletimizin yüzünü ağırtan çalışmalarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere çalışmalarınızda başarılar dilerken özellikle bu ziyaretiniz, bu vesileyle de tabii ki ayrıca temennileriniz, sorularınız nelerdir? Bunları da bizzat sizlerden dinlemek isterim. Çünkü gerçekten kültürü, sanatı olmayan bir milletin istediği kadar altyapısı olsun, istediği kadar ne bileyim hastaneleri, okulları vesaireleri bunlar olsun, bunların hiçbiri netice vermiyor. Netice kültürde, sanatta çok ciddi bir konuma yükselmeniz gerekiyor. Bu bakımdan bu dönem
yönetim sistemiyle beraber attığımız bu adımla birlikte bunu da sizlerle birlikte gerçekleştirmek, sizlerle beraber bu yolda yürümek istiyoruz. Bundan dolayı da bu yasa değişikliğini çok çok önemsiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim. Bu ziyaretle aynı zamanda kanunun onayını da... Şu anda o mu? Şu anda onu mu imzaladı? Yılmaz Bey, imzayı attık. Abi, elleriniz dert görmesin. Devlet katından gösterilen ilgi ve daha da önemlisi hız gerçekten çok duygu vericiydi. Şerefle bu süreci izledik ve Sayın Bakan'ın demin toplantıda da söyledim. Bizimle birebir ilişki kuran, istediğimiz gibi kolaylıkla diyalog kurabildiğimiz benim bildiğim kadarıyla ilk. Ama belki bir sonraki aşama için, yani tekrar sonsuz teşekkür ettikten sonra galiba bu krizde bir şeyi anlamamız lazım. Ne yaparsak yapalım biz ve onlar diye bir şey oluşuyor ve bu biz mesela benim bildiğim kadarıyla sinemamız ilk defa bu kadar bir araya geliyoruz. Bu kadar çok görüştük. Yani adamlar aslında bizi bir birlik haline de getirdiler. Bunun sinema salonlarındaki etkisi, payı, yarın dijital portallar, platformlar oluşmasındaki bir şeye dönüşmesi gerekiyor bence. Yoksa sadece yasayla yerli sinemayı, Türk sinemasını, Türk filmciliğini daha doğrusu genel anlamda bir sahip olduğu gücü sahaya da yansıtan bir hale getirecek bir kurumsallaşmaya ihtiyaç var. Ama onun için bir çalıştay konuşması yapıldı. Detayları orada herhalde çalışırız yani tam nasıl bir şey yapılabilir. Tekrar teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yapacağız. Yönetmeliği de çıkaracağımız için yasayla ilgili. Yönetmeliğin hemen peşinden bu çalıştayı devreye alacağız. Ben yasa öncesi sizle yaptığımız görüşmede benden taleplerinizi de ilettim. Sayın Cumhurbaşkanımız hani yasanın geçici çözüm olduğunu düşünüyor bizden daha ileriyi görerek. Aslında kalıcı çözüm üretmemiz gerektiği konusunda bana talimatları verdiler. Önemli olan yani bu dengeyi, fiziki dengeyi fiziki olarak sağlamamız. Yasayla korumacılık değil, fiziki olarak bu dengeyi sağlamamız. Bununla ilgili de sektörün oyuncuları veya ağaçtan düşen, attan düşen sizler olduğunuz için sizlerin görüşleri doğrultusunda bu çalıştay kapsamında nasıl yasayı beraber hazırladık? Gerekli teşvik politikalarından sinema sektörünün 81 ilimize yayılmasına, daha sonra yurt dışında ses getirir prodüksiyonlar üretilmesi için ne gerekiyorsa sizlerle tartışıp sonra biz kabinede Cumhurbaşkanımızla beraber tartışıp yasalaştıracağız. En kısa sürede de ben size önünüze getireceğim. Daha sonrasında ne zaman ihtiyaç duyarsanız, geliştirilmesini istediğiniz projeleriniz, fikirleriniz varsa Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ikisini biz bir görüyoruz. Yani bunu sadece bir kültür çalışması olarak görmüyoruz. Turizm tanıtımında en etkili silah sizleri görüyoruz. Müsaadenizle ben de birkaç kelime etmek istiyorum. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Yani çok duymadığımız duygu dolu bir teşekkür konuşmasıyla başladığınız toplantıya yani ne diyeceğini insan şaşırıyor. Eksik olmayın, var olun. Sahiden Sayın Kültür Bakanı'nın dediği gibi biz Cumhurbaşkanlığı sistemini bugün ve şu geçtiğimiz iki haftada tam olarak idrak ettik. Yani bir sorun, Türkiye'nin kronik bir sorunu 15 gün gibi kısa bir sürede nasıl hallolur? Gözümüzde gördük. Yani bunu şu açıdan da önemli. Buradaki herkes görmeyenlere de anlatacak güce ve etkiye sahip, imkana sahip. Mehmet Bozdağ kardeşim çok güzel özetledi durumu efendim. Aslında hepimizin içinde bulunduğu durum sizin 20 yıldır, 25 yıldır verdiğiniz mücadelenin özeti. Bir mücadele veriliyor. Buradaki herkes bireysel olarak efendim sokaklardan gelen bir başına tırnaklarıyla kazıyıp gelen sahiden dünya her yerinde filmler çekmiş, diziler çekmiş, gece gündüz çalışan insanlar. Ama 10 büyük uluslararası reklam şirketi Türkiye'yi yok etmek isteyen, Türkiye'yi boğmak isteyen 10 büyük, 20 büyük dev kapitalist sistem geliyor bizi burada bir biçimde taşere ediyor. Sizin himayelerinizle ve Sayın Bakanımızın da muhatabınız benim,
Sayın Cumhurbaşkanı'nın net iradesi var. Şikayet etmeyin. Çözüm getirin. Her getirdiğiniz çözüm ben birebir Sayın Cumhurbaşkanı'na aktaracağım. Ve bu sürede, bu süratte çözeceğiz dediğiniz şeyde bize tek bir şey kalıyor efendim. Bir ve beraber olmak. Bugün attığınız imzayı tarihi bir imza olarak görüyorum. Siz gerçi çok tarihi imzalar attınız ama bugün de en önemlilerinden birini attınız. Bence hem milli sinema için hem de milli sinemanın geleceği için çok önemli bir adım attınız. Bu yasayı oluşturan ilk gününden bugününe kadar ince ince sektörü çok iyi anlayarak bütün açıklara bir çözüm bulan Sayın Kültür Bakanımıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Sistemin ne kadar hızlı ve ne kadar güzel çalıştığını gözlerimizle görmüş olduk. Bu çıkan yasayla beraber firmalar önemli değil, gelirler geçerler, işte büyüklüklerine göre problemler doğurabilirler ama bu çıkan yasayla beraber sanıyorum hem yapımcılar adına hem de sinema adına çok olumlu gelişmeler yaşayacağız önümüzdeki günlerde. Bunun için de tekrar size minnettarız, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ben de şu anda bütün açıklamalarda bir düşünce birliğinin olduğunu görüyorum. Yani bir dayanışmanın olduğunu görüyorum. Yani bu dayanışma içerisinde gerek Sayın Bakanım, gerek iletişimde yanımda olan Fecir Hanım, aynı zamanda iletişim başkanımız Fahrettin hocamız filan, hepsi bu konularda sizlerle beraberler, sizlerle dayanışma içerisinde olacaklar. Bu bakımdan bizim hakikaten bu sektörlerde çok daha güçlü bir hale gelmemiz lazım. Ve şu anda sizler onu ifade etmediniz ama Körfez bizim Türk dizilerine, filmlerine hasta. Yani ne zaman Körfez'e gitsem hepsi bakıyorum bizim dizileri anlatıyorlar. Ve izliyoruz sürekli diyorlar. Bu önemli bir gelişme. Tabii bir de maliyetleri hakikaten çok yüksek olan bazı eserler var ki az önce de ifade edildi. Yani onlar mesela bir ara Katar bana onu teklif etmişti. Yani bir Mevlana'yı işte çekelim demişlerdi. Hatta kendileri bir ara o işe teşebbüs etmişlerdi ama herhalde başaramadılar onu. Yani bu tabii bir yerde de kaynağında olması lazım. Bu işin kaynağı da burası. Çok teşekkür ederim.